CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var, canlı olarak izleyelim. Dün de aynı şeyleri söyledik. İnternet siteleri basıldı, gazeteler basıldı, gazeteciler içeri atıldı. Şimdi bu demokrasilerde olan olaylar değil bunlar. Türkiye bir sivil darbeyle karşı karşıya. Bir darbeci hükümet var. Demokrasiye doğrudan darbe yapılıyor. Medyaya yönelik darbe yapılıyor. Üniversitelere yönelik darbe yapılıyor. Düne kadar şunu söylüyorlardı. Bizi darbecilikle suçluyorlardı düne kadar. Oysa darbeden en büyük zararı gören parti biziz. Onların genel başkanları hapse atılmadı. Bizim genel başkanlarımız hapse atıldı. Onların milletvekilleri hapse atılmadı. Bizim milletvekillerimiz hapse atıldı. Onların mal varlığına el konulmadı. Bizim mal varlıklarımıza el konuldu. Ama biz hep geçmişi geçmişte bıraktık. Geleceğe bakmak istedik. Ama onlar hep bizi suçladılar. Bugün geldiğimiz noktada açık ve net şunu görüyoruz. Hükümet bir darbe hükümetidir. Demokrasiye yönelik darbe yapılmaktadır. Yapılıyor. Sadece yeni değil, öteden beri var. Dün tekrar çıktılar, dediler ki Ergenekon davaları için efendim bize kumpas kurdular. Sen iktidarda değil misin? İktidarda başka bir hükümet mi vardı? Başka birisi mi başbakanlık koltuğunda oturuyordu? Bugün geldiğimiz noktada şu gerçeği herkesin bilmesini isterim. 17-25 Aralık operasyonları bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Ve bütün dünya tanık oldu. Şimdi bu operasyonların yıl dönümünde bunu kapatmak istiyorlar, örtmek istiyorlar. Vatandaş bunları bir daha hatırlamasını istiyorlar. Ama emin olun 17-25 Aralık yolsuzluk olayları artık tarihe mal oldu. Önümüzdeki süreçte bunun bütün ayrıntıları ortaya çıkacaktır. Bunu herkes biliyor. Hükümet ne yaparsa yapsın, yeni bir operasyon mu yapar, yeni bir darbe mi yapar, ne yaparsa yapsın bunları unutturamayacaktır. Ben unutmayacağım. Çocuklarım unutmayacak, torunlarım unutmayacak. Bu ülkenin bütün düzgün insanları, namuslu insanları bunu unutmayacak. Artık bu tarihe mal olan bir olaydır. Dolayısıyla medyaya yönelik operasyonlar yapılıyor. Televizyon dizilerine yönelik operasyonlar yapılıyor. Yani hangi yüzyılda yaşıyoruz Allah aşkına? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Efendim, basın özgürlüğü adına bir de bu yayın organları ve baş yayın organları da bazıları, gazeteler, televizyonlar meclise ve cumhurbaşkanlığı alınmıyor. Haberleriyle takip ediliyorlar. Aynen. Elbette arkadaşlar, yani şimdi siz medyanın özgürce çalıştığı bir ortamı yaratmazsanız doğal olarak Türkiye'deki demokrasi algısı Batı'nın öngördüğü ya da gerçekleştirdiği şeklinde bir demokrasi olmadığını hepimiz kabul ederiz. Ve kabul ediyoruz da zaten. Hibrit demokrasi olarak tanımlıyorlar. Siz hangi gazeteci, hangi gerekçeyle sansür uygulayacaksınız veya onu akredite edip veya etmeyeceksiniz. Başbakanlığa gelsin, Cumhurbaşkanlığına gelsin, şu gazeteler, şu televizyon kanalları gelsin, bunlar gelmesin. Niye, hangi gerekçeyle yapıyorsunuz bunu? Bunun mantığı var mıdır? Yoktur bunun mantığı. Düne kadar pek çok şey söylediler. Başörtülü kadınların başörtüsü üzerinden siyaset yaptılar. Bugün başörtülü kadınların yerlerde sürüklendiğini, onların dövüldüğünü görüyoruz. Kim samimi, kim değil. Ve şunu açık yüreklikle de ifade edeyim. Bütün bu olaylar sakın ola ki milletimizde bir umutsuzluk yaratmasın.